Merhabalar, ben Köftes Köfte ve bugün sizlerle teknik olarak 27. bölüm olması gereken bir bölümken bunu 23. bölüm olarak çekiyoruz. Sebep nedir? Sebep son 23, 24, 25 ve 26. bölümler, aslında bunu yemeyecektim. Neyse. Ufak bir sıkıntıdan ötürü izlenmeyecek bir durumda. Yani bir FPS gibi bir FPS alıyorsunuz videolarda. Bunun kaynağı şu an için benim spesifik bir sebepten ötürü deneysel mesa sürücülerini kullanmam gibi duruyor. Mesa paketlerine. Dolayısıyla da Hardware Acceleration tarafı, AMD tarafındaki Hardware Acceleration tarafı şu an biraz sıçmış durumda. Evet, o yüzden geçici olarak bu sorunu tam çözene kadar şu an için CPU encoding kullanıyorum. Ve bu da tabii ki de haliyle CPU'ma biraz yük bindiriyor. Ancak bir saniye. Video settings 90 ile 60'a sabitleyelim. Ve seni tamamdır. Bu çok daha rahat çalıştıracaktır. Evet. Yükümü işlemciye bindiriyor. Ekran kartım ise yan gelip yetiyor. Neyse ki işlemcim de fena değil. Neyse. Bölüm arasında, bölüm arası değil. Teknik olarak o 4 bölümde neler yaptığımı bir özet geçmem lazım ki dikkat ettiyseniz bayağı bir şey yapmış gibi görünüyorum. Tabii bu bölümlerin hepsini gene yayınlayacağım. Sorumlu bölüm olarak işaretleyerek yayınlayacağım. Siz bunları yayınlama sebebim hani orada yaptığım şeyleri de görmüş olmanız. Ve ayrıca podcast gibi izleyen kişiler için yani arkada ses, önde hiçbir şey yok. Ya önde oyun oynarken arkada sesle falan filan tarzı izleyen kişiler için yine bir sıkıntı olmayacak. Çünkü ses tarafında bir sıkıntı yok. Sadece ama sadece video tarafında sıkıntı var. Öncelikli olarak şu köprünün temellerini attım. Henüz design tarafına girişmedim. Ardından gelelim. Şurada şöyle bir düzenimiz var. Tabii buna da madenleri taşımaya devam edeceğim. Ya, tamam. Evet. Tabii daha devam ediyor çünkü bunlar bayağı yavaş. Bu daha sonra hopperlar değil de şu borular en azından basit düzeydekiler bayağı yavaş. Şurası tamam. Burada daha devam ediyor. Tamam. O zaman buradan taşımaya devam edebiliriz. Evet. Devam edelim. Büyük bir değişikliği aslında sonradan göstereceğim. Öncesinde şuradan inelim aşağı. Şurada bir adet generator, steam turbine'ımız var. Ve buna bağlı bir adet battery box'umuz var. Peki battery box'un için tam olarak ne işe yarıyor? Battery box aslında IC2'daki MFE falan tarzı gibi şeyler, buffer, GrabTech'teki karşılığı. Ama bunların çalışma prensibi size bir kutu veriyorlar ve siz onun içine pille dolduruyorsunuz. Bu pilleri peki nasıl yapıyoruz? Kendi machine'de lityum dust'ı small battery ile birleştiriyorsunuz. Bu da battery alloy ile yapılıyor. Battery alloy da aslında çok basit bir şey. Lead ve antimony ile. Antimony ise en güzel tetrahidratları işleyerek elde ediliyor. Ve bunun için tabii ki de bir adet ore washing plant'imiz var. Lityum da aynı şekilde elde ediliyor. Bunun yanı sıra şurada da yellow dimlight'ları çok daha verimli bir biçimde işliyoruz. Ve Apache arkada bir gene oyuncak buldu kendine. Bunun avantajı her daim birikmiş bir enerjimiz oluyor.
Şu an için 500 bin EU her ayın birikmiş şekilde bulunuyor. Bunun yanı sıra bu arkadaş normalde jeneratörler 1 amper çıktı verebilirken bu arkadaş sayesinde şu an 9 ampere kadar şimdi 5 amper veriyoruz. Çıktı alabiliyoruz. Yani bunun anlamı maksimum enerji kendi tier'ındaki maksimum enerjiyi isteyen bir makine normalde başka bir makine çalışana tıkanırken şu an aynı anda 5 tanesi çalışabiliyor. Yani bunun anlamı assembly machine ve orbiting plant beraber çalışabilecek. En uçlara en az EU'yu, bunlar hani 1-2 EU falan tüketen makineler. O yüzden bunları uçlara yerleştirdim hiçbir sakınca duymadan. Yanı sıra fluid extractor herhangi bir item output vermediği için bunu buraya koy, hani aşağıya koymaya gereksinimi duymadım. Ah. Şunun olayı da şuradan hopper'dan bunlar gidiyor. Alttaki dolunca üsttekine geçiyor. Şu item pipe'ları biraz daha güçlendirmem lazım. Ah. Şunları şuraya taşırım. Chest'lerin hepsini buraya taşırım. Tabii şurayı biraz boşaltacağım. Şurada glue elde ettik. Glue'yu elde etmek için centrifuge'den şunları geçiriyorsunuz. Stick resin'leri. Stick resin demişken seni nereye koydum? Yeni oyuncağımı nereye koydum ben? Şunları bir geri yerleştireceğim. Where is my toy? Burada. Evet. Şu arkadaşı yaptım. Yapım basit. Re-battery gerektiriyor. Re-battery'nin yapımı kolay gösterebilirsen tabii. Şuradan bakalım. Small battery hull gene. Buna molten redstone koyuyorsunuz. Molten redstone'u şuradan elde ediyoruz. Evet. Düzenimiz bu. Ardından başka ne yaptık? Evet. Altta çok güzel bir grubumuz var. Şu arkadaşlar. Bu arkadaşlar Advanced Boiler. Advanced Boiler'lar çok daha verimli çalışıyorlar. Normal şu arkadaşın 2-2.5 katı gibi bir şey. 2.2 gibi bir şey. Sadece yapımları biraz pahalı ama yaptığınız takdirde buna değiyorlar çünkü gördüğünüz gibi ihtiyacı yok. Hani ihtiyacı yok, o yüzden bunu tüketmiyor. Ne zaman ki ihtiyacı var, o zaman tüketmeye, yakmaya başlıyor kendisine. Tabii gene %100 bir verimlilik değil, ancak gene de verimlilik. Sıra burada başka ne yaptık? Aslında buharlı makineleri ben düzene sokacağım. Aklıma bir şey geldi ama öncesinde size bir şey göstereceğim. Bu arada şunun da güzelliği kırılmadan bunu rahatlıkla stick resin toplayabiliyorum. Stick resin toplamanın en iğrenç yanı her seferinde bir 3 tap craft etmekti. Ve artık bu sorunu ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Yapmamız gereken tek şey şarj bittiğinde herhangi bir makineye koyup, bu arada şarj edilmesini de göstereceğim size hızlıca. Basitçe herhangi bir makinenin altında bir bölme var. Oraya koyuyorsunuz ve şarj ediyor. Evet. GregTech'te makinelerin kendisi cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. Herhangi bir elektrikli makine bu işi görebiliyor. GUI'si olduğu takdirde. GUI'si olmayanlar tabii ki de bir işe yaramaz o konuda ama anladınız siz onu. Ve bu şekilde istediğimiz kadar gönül rahatlığıyla stick resin toplayabiliyoruz. O sayede stick resin stone bayağı bir artmış durumda. Ve mesela şarj etmek istiyorum. Buraya koyuyorum ve gördüğünüz gibi şarj oluyor. Evet. Blood Moon mu oluyor? Cidden biz ya. Tam bir şeyler gösterecekken Blood Moon'a mı girersin? Neyse,
Keşke gece gösterseymişim. Önce yer göstereceğim yeri gösterseymişim. Ne yaparsın? Bu arada şunun da tamir edilmesi lazım. Bakalım buralarda bir yaratık var mı? Belki biraz yaratık keseriz. Diğer yandan önceki bölümlerde yapmıştım, evet. Twilight Forest'ta biraz maden kazdık. Çok fazla değil. Aslında Twilight Forest'ta biraz keşfe de çıkacaktım. Daha önce şurada bir olayımız var, onu göstermem lazım. Buraya da inmişken öncesinde... Ben hızlıca bir şuranın durumunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi burası artık bomboş. Bir iki chest kaldı, onları taşımadım bir tek. Onun için de biraz düzeni bekliyorum. Düzen oluşturmaya çalışıyorum. Şu an bayağı dağınık bir biçimde yerleşmiş durumdayım oraya. Evet. Skeleton. Ups. Neredesin? Enderman özelliklerine sahip cadı mı? Ciddi misin? Ve yeni yemek craft etmem şart. Yolumu mahvettiğin için teşekkürler. Evet. Skeleton'ı öldürme görevini de tamamladık. Hop 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 hop. Evet. Biraz. Yaratık temizliği yapmış olduk. Gold helmet. Gel bakalım. Spawn spider. Peki. Paçayı kızım, ne yapıyorsun? Neyi kokluyorsun sen? Evet. Maalesef böyle iğrenç bir olayımız var. Aslında Bloodmoon'u kaldırsam mı ya? Çünkü hiçbir olayı yok. Oysa da bir de bir yandan şu buharlı makinelerimizi yerleştirelim. Buharlı makineleri nereye yerleştirebilirim? Düşünüyorum. Düşünüyorum öyleyse varım. Şuraya yerleştirebilirim aslında. Şunu aslında buraya yerleştirmeseyim, buraya çok güzel yerleşirlerdi. Alta da yerleştirebilirim de. Nasıl alta yerleştireyim mi? Bana güzel de bir bahane olur bunları elektrikli upgrade etmem için. O zaman gel bakalım buhar upgrade'e. Toplamda 6 tane var. Güzel. Ve komşularda ağlayan bebek var. Paçi kızım, sen gene bir şeylerle oynuyorsun. Gel bakalım.
kişiyi de koridora kapattığımıza göre. Şimdi. Evet. Uharlarımız buradan gelecek. Bana tabii ki de biraz Bronze Fluid Pipe lazım ve fazlasıyla Bronze Fluid Pipe'ım vardı. Evet, fazlasıyla deyip bir tane çıkması buradan. Neyse, gelelim bakalım. Buraları boş bırakacağız çünkü direkt teknikinlerin işleyişi gereği. Oops. Wrench. Bakalım. Ben bir tane fazlalığını nereye yerleştirdim? Buraya. Yok, çıktılarınızı siz arkaya verin. Zaten arkaya veriyorlardı. Burada ufak bir düzenleme yapacağım. Gelsin, dur, böyle olmuyor çünkü yandan çıktı alamayacağım. Gerçi conveyor belt'le alabilirim. Yani conveyor belt'le alabilirim. Şimdi böyle dursunlar. Dur. Yok ya. Gerek yok. Tamamdır. Bunları şu an çalışabiliyoruz. Şimdi. Bu adımımız geçmek üzere. Benim başka neye ihtiyacım var? Conveyor belt'in yapımı ne kadar zorsun? Çok kolaysın aslında. Şimdi bana bu 30 tane iron blocks. Lete. Hepsinin çıktısı buna gelecek. Thermal boiler. Peki. Atomic Horizons. Aslında yavaştan Tomcraft'a da girişebilirim. Yok, Tomcraft'a şu an girişemiyoruz çünkü Blast Furnace, elektrik Blast Furnace'imiz henüz yok. Evet. Gold. More gold. Bakalım seni eritebiliyorum. Centrifuge'de bunu eritelim. Bunu bu şekilde. Yemeklerim yok. Sen de şunu ayarlamışız. Ve şurası bitmiş. Zaten bitmemiş. Sadece burası dolmuş. Another one bites dust. Unit call, sen şöyle gel. Tamamdır. Demirlerimiz de böyle gelsin. Construct pipe böyle gelsin. Evet. Şimdi atımıza atlayıp şu kapıyı da lütfen değiştirmeliyim. Senin bildiğin gene mi gitti?
Neyse, o zaman ata atlamayalım. Şöyle gidelim. Liderin kaybolması olayı cidden bazen çok sinir bozucu. Evet, uçurtmamızla gidelim. Oh, Creeper. Creeper, 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 Creeper. Yüzleri kaybolmayan nadir yaratıklardan. Aslında sadece iskeletlerle zombiler gündüzleri kaybolur. Evet. Şurada görüyorsunuz yine arkadaşımızı. Bir adet pompa. Şimdi pompanın olayı ne? Bana petrol topluyor. Evet, şu an durdurdum çünkü bu tank bomboş, dop dolu. Bunu taşıyacağız. Taşımak için de tabii ki de asıl ben niye diyorum. Böyle gidebilirim. Böyle gitmek benim için çok daha hızlı olur. Atım olmadığı için şu an. At muhtemelen Minecraft'ta yapılmış en güzel güncellemelerden biri ancak bazı noktalarda hala sıkıntılı. Gerçi 1.7.10'da yine. Gerçi kötüysen kurallarını hesaba katarsak 1.7.10'dan sonra bir Minecraft sürümü çıkmadı arkadaşlar. Şimdi sanırım bölüm arası yaptığım güncellemelerin hepsini ya da en azından büyük bir çoğunluğunu betimlemiş olmam lazım. Birazdan bu çalışmaya başlayacak. Evet. Latte. 10 tanesini benim. Basic Polarizer'dan geçmem lazım. Evet, şimdi Maintenance Hatch. Gel bakalım. Dikkat edilsin. Evet, bunlar gayet kendilerini idare ettiriyorlar. Şimdi benim bir de neye ihtiyacım var? Carpenter's Block Zamazingoları. Carpenter's Block Zamazingoları, siz neredesiniz? Ben bunları nereye koyayım? Bir de unutmadan şurada şu kadar rayımız var. Hemen Carpenter's Block Zamazingoları nereye koydum? Aa, benim enchantment table'ım vardı değil mi? Kesin diğer evi bıraktım. Hatta bir hızlıca bakalım. Orada mı? Carpenter's Block'larım buradaymış. Evet. Buradalar hepsi. Tamamdır. Oh, Team Foil Head. Reforcer Backpack'im de burada. Bunlar da gelsin. Bunu daha sonra taşırım. Kart, aslında sen gel. Evet, sen ne, hangi quest'i kazara tamamladım. Almadan. Evet, quest'lerimize de bu hale geldi. Şunların ödüllerini almadım, birazdan alırım aslında.
Evet. Ha bir de paketi güncelledik arada. Doğru. Bunların hepsini elde etmiştim. Şimdi gel gelelim. Promise kartı. Evet. Şu görevi de tamamlamıştık. Claim. Claim. Ve aklıma geldi de şu, ben bir şuraya geri döneyim. Çünkü bunları yerine yerleştireceğiz. Ha bir de şey, önceki bölümlerde biraz çöpe atar gibi hedefleri şey nedir orları kullanmıştım. Orada cidden çöpe atıyormuşum. Onlar aslında şey NEI'de biraz yanlış gösteriliyor. Ona dikkat edin. Normalde iki katı output veriyorlar. Gerçekten iki katı output veriyorlar. Siz gelin, siz gidin. Şu orb yerleri de kullanmaya başlasam güzel olabilir. Evet. Evet, şimdi. Ne alalım? Loot break. Minecraft ekleyin. Kargo kartın yapımı nasıl acaba? Kargo kart. Kolaymış lan. Ve sizler gelin. Claim. Bu arada şey, bu süreçte önce şunları bir elde ediyorsunuz, ardından bu geliyor. Sonrasında isterseniz bu arada Mercury'yi elde ettim. Şu pillerin herhangi birini yaptığınız takdirde şu görev açılıyor. Onlardan da bu açılıyor. Evet. Claim. Ardından Arc Furnace ve bu. Board. Sonrasında burayı tamamladık. Bakın burada yeni bir şeylerimiz açılmış mı? Fire is cool. Fire jet. Smoking. Ha! İyiymiş. Tamamdır. Of iron, steel. Güzel, güzel. Tamamdır. Ha bu arada şey, enerji üretimi burada gruplandırılmış durumda. Oraya girişeceğiz. EBF time'a yavaştan girişmemiz lazım. Şimdi EBF time için copper nickel wire. 128 tane lazım. Tane bir tane. Evet. Ne o? Sadece 128 copper nickel ingot lazım. Bunu yapmak için de bir extractor. Alloy smelter. Gel bakalım. Sen ne istiyorsun? Nikel ve nikel ve copper. Yani totalde bir stack nikel, bir stack copper lazım. Ama bundan öncesinde bir tane elektrikli alloy smelter yapalım. Aa dur. Copper nikel. Senin resmin ne kadar iyi tüketiyordu? 16 tam. Şimdi basic alloy smelter. Totalde 16 tane copper kablo var. Voila. Sen çok basitsin sen. Fazla basitsin hatta.
Tin kablolar. Evet, bu iron varmış pardon. Nasıl totalde 4 tane gerekecek. Halbuki neden iron wire yapmıştım? Muhtemelen kazara yaptım. Evet. Ardından basic alloy smelter. Ve son set circuitleri. Hazırda craft edilmiş son set circuitleri. Basic alloy smelter. Sen cutting machine. Senin cutting machine'den geçirdiğimizde 30 iyi tüketiyorsun. Tamam, çok iyi tüketenlerden. Ben cutting machine. Şimdi 24 yiyor. Wire mill, wire mill, wire mill ve apartment wire cutter. İkinizin de item output'u alalım. Evet, artık alloy smelter'ımız var. Şimdi copper, nikelim biraz daha lazım. Şurada nikel dust'ım var mıydı? Buralarda bir yerde benim nikel dust'ım olacaktı. Tiny pile of nickel dust'ın var, sayılır mı? nickel yoksa daha fazla nickel üretmem. Heh, 18. Her türlü daha fazla nickel üretmem gerekecek. Buralarda herhangi bir nickel var mı? Yok. Peki, nickel dust seni nasıl elde ediyoruz? Gel bakalım. Daha rahat görebilmemiz için. Sen name by product'sın. Origin plant. Origin plant'te iron shard. Platinum ore. Iron ore. Rotate. Yellow Glimmonite. Evet. Iron ve Yellow Glimmonite. Bunun yanı sıra Yellow Glimmonite, Meteoric Iron. Temel Centrifuge'um yok ama. Copper oradan da elde ediliyor. Gold oradan da elde ediliyor. Oradan da elde ediliyor. Şimdi polarization. Polarization recipe'lere henüz açık değil. O medium voltage bize açılacak. Centrifuge. Yellow Knight. Iron ore. Purified'lar. Profile Meteoric Iron, Shell, Platinum, Gold, Cobaltite, Chrome, Dinlar. Aslında benim bayağı bir nikele ihtiyacım olacak. Nikel direkt oradan da elde edebiliyor olmamız lazım. Burada yamuluyor olabilirim. Sen bari bu. Sen kapsar sıfır. Copper ore. Ve copper ore'u işlerken position crush copper. Seni ore washing plant'ten geçirdiğimde kobalt elde ediyorum. Copper'ı copper dust yok.
Kıpırdanmasaydı, kapı oradan masaydı diyor. Elde edemiyoruz gibi gözüküyor. Tetrahidrat. Bromates. Şuradaki oralara bir bakalım. Belki buradan bir şey çıkar. Silver, salt. Bunun ya. Brown lemonade. Yellow. Tamamdır. That's the stuff I want. Tabii ki de bir şey daha yapmamız lazım. Bir de macerator. Florizari. Tam da iki yiyor. Macerator. Oops. Basic macerator. Senin için iki tane daha circuit yapmam gerekecek. Low voltage machine hall. Ve biraz elektrik motor. Elektrik motorlarımı artık yapabiliyorum. Ayarlamışım neyse. Şimdi biraz daha copper wire'a ihtiyacım var. 16 tane şimdi işliyor. Basic wire mill. Öncesinde tabii de şu arkadaş ve şurada başka nikelim yok, imalat yok. Ve tabii ki de fırınım da yok. Aa, fırınım aşağıda. Let's mount our furnace. Sizler pişe durun. Şimdi. Sen çıktın mı, nereye gönderiyorsun? Tamam, buraya gönderiyorsun, güzel. Ardından siz ikiniz. Totalde 4 tane gerekecek değil mi? Yok, 5 tane gerekecek. 5 tane. Ve 5 tane de tin kablo. 6 değil, 5. Şu envanteri de biraz boşaltalım. Evet. Low voltage machine hall. En kolay parçamız her zaman. İki tane motor gerekecek. İki tane motoru önden yapalım. Evet, tin kablo daha fazla gerekecek, evet. Ve bununla beraber rubber da daha fazla gerekecek. Extruder, extruder, extruder. Basic extruder ve tabii ki de şunu da koymamız gerekiyor. Evet, tin wire. Macerator. Steel rod. Ve smoothie. 4 tane steel rod. Steel plate'lerimiz hiçbir şekilde sıkıntılı değil. Ama rubber'larımız sıkıntı. Bunları alloy smelter'dan geçireceğiz. Burada yeni alloy smelter'dan geçireceğiz. Sülfür. Sülfürlerim nerede benim? Sülfürüm kalmamış galiba. En azından işlenmiş sülfürüm kalmamış. Burada bakalım. Evet, sülfür var. Bakalım.
Bunlardan bazılarını da rahatlıkla işleyebiliriz aslında. Tamamdır. Şimdi bir aşağıya gelelim. Sinterler. Hayatın anlamı. Umarım makine sesleri çok gelmiyordur. Şimdi bu da 41. Bir fazla olsaydı çok daha zor olacaktın. Gel bakalım. 0. Teşekkürler. Şimdi voice melter. Voila. Ardından şimdi şunlar bir gelsin. Geri dön. Coins. Detect submit claim. Oops, yanlış şeyi claim dedik. Detect submit claim. Detect submit. Eksik geldi. Detect submit claim. Red alloy cable'ları da şöyle alalım. Çok uğraşmadan. Tamam. İki tane circuit'e ihtiyacım var ama ben 4 tane yapacağım çünkü 4 tane malzemem var. Hammer. Resistor. Circuit board. Sees. Red alloy cable. Voila. Ardından. Macerator. Gel bakalım. Biz Macerator. Sen geliyorsun. Senin için steel rodlar gerekli. Steel rodlar gelsin. Wire cutter. Hammer. Steel. Ardından şu gelsin, motor, sen, sim kablo, siz ve siz. Son olarak 1, 2, 3. Ve elmasımız. The Diamond. Macerator. Maceratoru şöyle koyalım. Tabii ki buraya bir kablo da koymamız gerekecek. Ve nereye koyayım onları? Wire cutter tam envanterinde. Voila! Basit output ve bana bir tane de hopper lazım. Hopper ve chest. Chest'e şimdilik gerek yok. Ama hopper'a gerek var. Evet. Ve bu arkadaşımız bunu işleyecek, ardından bu Orwashing Plant'e konacak. Ve Orwashing Plant'te de bu mesut madenin nikelimize ilerlemiş olacağız. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi kötene günler. İyi eğlenceler.